Dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Dedi evlenmek farz mıdır? Yerine göre haram bile olur ya. Bir kadın, bir erkek, bir kız, bir oğlan dinini bilmez. Ondan sonra cibilliyeti yaratılışı bozuk. Evlendiği zaman mesela bir kız cibilliyet yaratılışı itibariyle başkasına tahammül edemeyen bir cibilliyetle yaratılıştaysa evlendiği zaman ne yapar? Kocasına tahammül edemez. Kocasına zulmeder bu. Bunun evlenmesi caiz değil. Erkek aynı şekilde çok asabidir. Onun da cibilliyeti aynı şekilde berbattır. Zulme meyillidir. Bunun da evlenmesi haramdır. Zulmedecek çünkü. Zulmedecek çünkü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram Aleyhisselatü Efendilerimiz için evlenin, çoğalın. Onlara talimattı. Ama farz değildi onlara da. Sünnettir. Sünnet de İslamiyet'e uygun olarak niyeti düzelteceksin. Kendini haramdan korumak. Erkek için evlendiği zaman o hanımını emanet olarak almak. Onu korumak, kolmak. Haram işlemesine müsaade etmemek. Dinini öğretmek. Çocuklarını salih salih olarak yetiştirmek. Dinlerini öğretmek. Ha, buluğa ermeden önce yapması lazım. Buluğa erdikten sonra çocuk kendi inisiyatifiyle, iradesiyle müştet olur, kafir olup ona yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Mesuliyet ana babadan kalkar. Ama önce yapmadıysa çocuk yarına, onlar da cehenneme sürükler. Emanettir çocuk anne babaya. Dolayısıyla bu niyetle evlenilir. Niyet düzeltilir, öyle evlenilir. O da Allah-u Teala'nın emrine uygun olarak. Anadolu'da yaygındır. Kız için evde kaldı. Canım ver verin gitsin, zaten evde kaldı. Niye verirsin ya? Niye canavara versin? Niye sarhoşa versin? Niye dinsize versin? Niye bidat ehline versin? Niye yakıyorsun kızını? Mecbur değil ki, farz değil, vacip değil. Erkek açısından da öyle. Mesela dinini bilen, iffetini koruyan, namuslu böyle birisini bulamadı. Niye evlenecek ya bu erkek o zaman? Niçin evlensin? İffet, namus, haya olması, olmayan birisiyle alacak, cehenneme çevirecek evini. Olur mu öyle şey ya? Evlenmesin. Şart mıdır yani? Farz değil, vacip değildir. Peki evlilik iki tarafın aynı şekilde dinini bilen, seven, kayıran kimseler olması lazım. Bunu tercih edin. Efendim öyle olması zor. Arkadaş zaten olmazsa ben de aynı şekilde evlenmem. Bitti. Herkesin el alemin aynı şekilde lafıyla veya şeyle olmaz. Canım hele bir işte düzeltir. Neyi düzeltir ya? Hayır, neyi düzeltir? Adam gelmiş aynı şekilde 30 yaşında düzelmemiş de bundan sonra mı düzelecek? Olur mu öyle şey? İşte kız düzgünse işte adamı böyle muma çevirir. Yani çevirir. Kim kimi muma çeviriyor. Yani bu şekilde bir sürü sokaklar aynı şekilde kadın katliamları aynı şekilde hep gündeme geliyor. Görüyoruz onu. Dolayısıyla kadın olsun, erkek olsun, kız olsun, oğlan olsun, dinini bilen, seven, itikad düzgün olan birisi varsa ne ala, yoksa hiç olmamalı.